Sven Hort'la koynasa yeniyor da. Ya Stan'la adama. Stan'la adama hook kaçırdı. Oğlum gerizekalı, taktiği rezil ettin lan. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Abi Stan attı, TF bak W başladı çocuk. Stan'ını attı, sarı kart attı. Karma flash attı. Flash attığı yerde Stan yedi. Ulan sersemlemiş bir hedefe de Q atamayacaksan senin AB Batu sunucusunda elmas. Ne işin var? Hadi oyna şunları artık, yürü. Yürü şu karmaya hook at, bir şey at. Ne kadar Denyo varsa takıma geliyor ya. Tut şunu tut. Tut şunun ucunu. Vurur. Push push. Level 2 olacaklar. Push. Ya Thresh. Birader sen sıkıntılı bir adamsın. Ben buna artık kanaat getirdim. Biz seninle anlaşamayacağız. Sen İğrenç bir 30 dakika geçireceksin bana ya. Level 2'yi de kazandırıyorum sana. Kıy şu flash'ına da, flash olmayan karmanın kafasına bir git artık ya. Kes şunu da. Ha? Anladın mı yani? Çok daha tryhard olsun. Evet. Eğimiz de açıldı. Çok iyi. Bak bak bak. Ezreal çekecek. Yetmiyor hasar. 21-16. 5 farm döndüyüz çocuktan. Güzel gidiyor aslında. Yani karmayı farmlamalı. Karmayı oynamalı sadece. Ezreal zaten tutamayacak. O da biliyor olmalı bunu yani. Her şeyini şu karmaya atmalı. Biz de gidip onu kesmeliyiz ama olmuyor. Adam oyun oynatmıyor bize, baksana. Yürüyemiyoruz. Bakalım ne yapacak şimdi? Ben gördüğüm en rezil adamsın. Şu canlara bak. Yazıklar olsun. Çağır çat çesin. Nasıl keseceğiz bunları? Bariyerim var ama. Tık. Oh be. Oh be. Gerçekten arkadaşlar bak. Çok tıkanmaya başladım. Çok tıkanmaya başladım. İyi oldu. Arda, Sven 2-0. Aşağı. Bize diyordun Swain abi açılacak, Jarchurt abi. Ne oynuyor? Swain vs Karma işte. Karma değil, Camille de. Karma, Camille. Ürünü ne? Phase Rush. E'sini dodge'luyor direkt. Ben ölüyorum artık kanka, bu takımın benim... Ne kadar gerizekalı insan topluluğu ya. TF ulti açtı, bota gelmemiş ya. Oğlum dalga mı geçiyor bunlar bizle? 0-2 oldu bir de.
Yok, support eksiği var arkadaşlar. Yemin ederim size, support mainseniz, aklınız başınızdaysa UVS sonucunda lig kasmak çocuk oyunca. Bak. Dünyanın en kolay şeylerindendir yani muhtemelen. Gidin Nautilus Leon oynayın. Boş ver abi, eğlenme anasını satayım. Eğlenme, lig kas. Al Nautilus Leon'a. Sabaha kadar lig kas. Salak dolu çünkü, anladın mı? Şu karmayı bizim 70 kere öldürmemiz lazım lan. Şaka değil bu arada. Bekleyeceğim. En garanti yerde vurdum, kilimi alırım. Ejder'e gireceğim diyor. Gir kanka. Ben barikatı alayım. Hani ejder'e takılırsın. Alma artık oğlum, hayvan herif. Bir şey de bize alalım. Abi ADC'yi ne yapacağız? Oğlum günde kaç tane oyun atıyorsun? İlla bir taneyi diker. Bak, iyi ADC bulmak, iyi sup bulmaktan çok daha kolay bir şey, anladın mı? Maç spamla, iyi oyna. İlla iyi bir ADC bulacaksın zaten. O iyi ADC de iyi desteği arıyor, anladın mı? Ben bunların bot olduğunu düşünüyorum. Gerçek manada NPC bunlar. Ne yapıyorsun? Çok riskliydi Thresh de, hadi neyse. Hadi neyse yani. Bunu keserim. O bunu bilmiyor. E'si dönsün, beni keseceğini sanıyor. Bariyerim var ama. Karma da geldi. Oh. Atmayacağım bariyeri, atmayacağım. Oğlum bu canını fena doldurmuş. Ne yaptı? Yengeç mengeç mi kesti bunu? 400 canı vardı. Bir K canla geldi adam. Ormana bak sen. Abi Kore'desin ya, adamlar iyi dönüyor. Adamlar Heso'ya mı spamlıyor Arda? Nasıl dolduruyor bu kadar canı? Koreli Koreli. Erik gelmiş muhtemelen. Geliyorum. Çok iyisin de şunları, ah ben varken tuttursak da. Hayat bayram olsa, geliyorum yine de, bekle. At bakayım bir fener. Tamam ya, şu an Ezreal'a kıyasla çok feliz. Q'muz da gelişti ya. İnanılmaz hasar atarız. Kral 25 gol da bana bırakıyor. Açıldı ya. Abi demek ki öyle de çökük oluyor bunlar. Bunlar böyle biz 1-2 kill alınca açılmaya başlıyor. Bak önceki Nautilus da öyleydi. Veya bir rakibi mi öğreniyorlar hani? Nereye dojluyor, ne yapıyor, ne ediyor. Sonradan jeton düşüyor bunlara. Çünkü level 1'de stun'lı karmaya da Q tutturamamak, harbi diyorum, zor bir şey ya. Zor bir şey yani. Bak, rahatlığa bak. Önümden çekiliyor Q'yu ben yiyeyim diye. Karma bir can. Heal'ı bile yok. O yüzden bu Ezreal dive'lamamız uygundur. Ignite'ım vardır. Ölmüştür Ezreal. Bu kadar basit. Helal olsun. Helal olsun Thresh. Şimdi gelen karmayı da kestirirsen zaten oyun bitmiş oluyor. Tam anlamıyla bundan bahsetmiştim. Bu kadar. Alnından öpeceğim seni Thresh, bak çok az kaldı he. Abi bu taktik karşı takımı kötü olduğuna inandırıyor. Bir anda iyi oynayıp adamları şaşırtıyor bence. Hiç bu açıdan düşünmemiştim. Mantığım oturduğunu söyleyebilirim. Yani ben bu işi kabul ettim.
Çok da mantıklı buldum. Hoşuma gitti bu fikir. Bu fikir hoşuma gitti İlkay. Haydi bakalım. Agun'i 당했습니다. Yiğit abi, Koreliler gibi oynamak için oyunu Korece yaptım. Karşıya Faker'ları veriyor, ne yapmalıyım? Kardeşim, sen de Korece yaptığın için sen de Faker'lardan bir tanesi oldun. O yüzden sen de gideceksin, onları keseceksin. Onlar da senden korkuyor şu anda. Abi yemek verdin mi? Yemek verdim mi? Altta oyun oynayan Koreli çocuğa. He, o besledim bir yayını açmadan. En azı Samira nasıl? Hemen söyleyeceğim. Düz vuruş W2. Ha dur, Ali'ciğim yenemek istene ne tavsiyesi verirsin? Her maç bot diflerden sıkıldım. Öncelikle destek bulmalısın. Desteksiz League of Legends çekilmiyor. Yani önceden ne oynuyordum bilmiyorum. Support main, sen ADC'ye geçeceksen bunu zaten biliyorsundur. Yani çok net bir destek bul. Ondan sonra da beraber matchupları yavaş yavaş oynayın, alışın, trainlemeye başlayın. Veigar 2-1, Hecarim 5-1'miş bu arada. Bizim takım intliyormuş. Bilgiler şu anda geldi. Bir daha hasar yedik. Sıvadık bir de bir tur Thresh'le beraber. Eski ADC main'im, support'um yoktu. Assassin geçtim. Yani support bulman lazım. İlk ben herkese support bul diye başlıyorum zaten. Doğu bulun abi. Bot lane tek başınıza çekilecek çile değil, işkence değil yani. Vallahi değil. Sinir eder yani. Manyak olursunuz. Trayer'da oynayan, sürekli online olan support bulamıyoruz. Dayı ona dönüş o zaman. Bazen de hani ilaç olmak lazım, anladın mı? Geçin birden support'a, herkes şok olsun bak. Tak. ADC dolu zaten. ADC dolu. Sen de bir ADC olarak yanında nasıl bir support istersen takır takır öyle oynarsın. Birden support main olun, herkes şok olsun. Ben de şaşırayım. Aynen mesela. Öyle. Heh. Bak abi, server'da o kadar support yok ki. Eray bile biz changer olduk. Oğlum harbiden he. Eray da off-roll, Arda da off-roll support. Düşünün yani. Ben bu adamları midden getirttim. İtal. Gidim yalnız buraya. Orayı smurfledik. Quadra Kilo. Çok temiz oynadık. Canımız azalmadan fight bitirdik. Şöyle keyifli bir rolü varken yani niye bırakıp support'a geçeyim derseniz size hiçbir şey diyemem. Çünkü haklısınız. ADC cidden keyifli. Yani keyifli ama yani memleketin support'a da ihtiyacı var, anladınız mı arkadaşlar? Hani support da lazım yani. Geliyorum ben, başla diyor çocuk. Oğlum Viego gel lan. Çalacak Hecarim. Tamam, bir reset alalım artık. Almayalım mı? Çok param var ama. Alayım, daha çok olsun. Vincent yapsak mı bu oyun? Veigar için değmez. Terminus da yapmak istemiyorum. Makassak ki ya. Fazlasıyla gitgellerdeyiz ama Vincent Veigar'a karşı bayağı rahatlatır yani bence. Sıvışma da veriyor ya bir de. Hani Hecarim'in Fury Jartçurt da var. Vincent bence yakışıklı bir eşya olur bu oyun için. Onu yapalım biz. Tamam. Bak şimdi ne istiyorum bu oyun biliyor musun? Domine veya Fani'ye ihtiyacım yok. Çok iyi. Çok kötü. Bildiğim de Veigar'a sola kill vermiş. Oraya bakmalıyım ben. Çocuk proxy takılıyor, şuna bak.
Fenrika'ya kon. Elemanın rahatlık inanılmaz. Bu tabi harbi bir silah. Güzel flashmış. Tamam, o giden wave'i bizim çocuklar halleder. Yeni wave'i alalım. Veigar flash ping diyorum. Yani E'si falan vardı. Risk almak istemedim. Böyle bir gameplay yaptık. Hecarim SS Karma SS Hecarim Karma bana yürüyebilir. Scuttle yine verilmiş. Scuttle'lar hep veriliyor galiba bottaki. Beni arıyor. Benim beyninle oynarım, haberin olmaz. Saygısız. Geliyorum. Mid push'a döndüm, vazgeçtim. Orayı hallederler. Devam edelim biz. Kesecekler, hepsini kesecekler. Tertemiz orası. Veigar bana yürüyebilir. Veigar için bir ward bir şey atmalıyım. Aha gelmiş bile. Flash yok. Rahat yürüyebiliriz. Bir şey olmaz. Hatta bak bak, açıldı bu. Açıldı bu bayağı. Buna bir gelin ya. Alo. Flash'ı da yoktu var ya. Bot yürümeye başlasa biz bunu keserdik. Şimdi o zaman Navori yapacağım. Aslında bot yürümediği için Veigar da salak gibi kovaladığı için tier 3'ü de verdiler. Yani verdiler de ben olsam Veigar'ı kesmeyi tercih ederdim. Bilmiyorum. Sonra Baron falan alırdım. Yani en azından Ward'unu atardık. Şey var ki bunun, bence sen ne kesersin abi. Bu onlara yürümeye başladı şu an. SS atacağım 3-4 tur uyansınlar. Veigar arkadan yürüyerek geliyor. Base'den gel. Base astı. Aa, oyun bitti lan. GG'ye yazdı adam. Abi FF attıklarını bile anlayamıyorsun değil mi? Ama o çok zevkli, biliyor musun? Yani ben bundan sonra bu dilde oynamayı düşünüyorum. Veya Bekir'den Mekir'den öğreneyim. Atmamışlar abi. Şey var ya, F atmadılar zaten. Oyun bittiriyor adam yani. O dili Kore fontu yapıp şey yapıyor ya, İngilizce yapıyor. Öyle şey, ha bildim onu. O çok iyi oluyor bu arada. Tabii ya. O tarz bir şey falan yaparız belki, bizim Bekir biliyor işleri. Abi göremiyorum ki. Bir GNT Drake alayım bari ben. Navori bitince çok rahatlayacağım ya. Navori'yi normalde kasmıyordum bu karakteri ama bu aralar çok hoşuma gidiyor. Sanki çok ihtiyacım oluyormuş gibi geliyor ya. Q dönüyor, E dönüyor. E çok hızlı dönüyor. Bu attack speed zaten iyidir. Karakter 2.20. Netel tempo yine range versin ya. 50 range versin. Onu ayarlat Arda. Riot'tan tanıdıklarım mı var artık? Eş dostumu devreye sokacağım. Abi şu an telefondayım, arıyorum. Onu hemen yaptır bana. 50 range versin. 2.5 şeyi de sınırda geçirsin. Yoksa harbiden gider PTA gireriz oğlum yani. Tövbeler olsun. Ayağı çabuk bile çok iyi şu an. Bak mavilerini nasıl koruyorlar, görüyor musun? Kaç kişi geliyorlar mavilerine. Yani şu an satın alabilir oldum. Tamam, gidelim bitirelim. Kaysa'nın W olayı da çok şükür iptal olmuş bu arada. Yani iyi ki olmuş. Çünkü büyük nerf'ti o. Yani buff falan değil de. Çok nadir, anladın mı? Fake videolarda falan olur o. O nerede olur biliyor musun? 5 kişi. Urf'ta olur. Oraya norm toplayacak. Yani çok ekstrem durumlarda çok güçlü bir şey. Onun dışında nerf'ti yani. Bayağı nerf'ti. %50-50.
Triple kill 17'ye 3 Uvest'i smurfleyen Kai'Sa maçı burada bitti diyebiliriz. Thresh çok kötü başlamıştı bu arada ama çok iyi oynadı ondan sonra. Thresh'in de ellerine sağlık. GG BP. Abi bu Born Harbi o kadar büyük nerf ki ya. Bak o nerf hani bir yıl önce falan olmuş olsaydı biz 5v5'te YouTuber VS'sini kazanıyorduk yani. Hatırlıyor musun? Evet. Tek başıma aldıydı bu AP Kayser'e neredeyse o maçı. Uzaktan dürüte dürüte. Ya cooldown iadesinin kalkmasını örf arkadaşlar. Olay orada gizliydi aslında.